Hayır, kapı çalıyor, duymuyor musun? Ya mehpare! Anne. Oğlum. Çok özledim seni. Ben senin oğlun değilim. Ama şimdi mi oğlun olduğu aklına geldi? He? Niye? Niye geldin? Sinan, seni görmeye geldim. Bak her şeyi açıklayacağım sana, her şeyi anlatacağım sana oğlum. Yapma böyle, bak her şeyi anlatacağım sana. Seni görmeye geldim. Oğlum her şeyi açıklayacağım sana, her şeyi öğreneceksin. Ne işin var senin burada? Baba, Sinan'ı görmeye geldim. Sinan, içeri gir, kapıyı da kapat. Seni uyarmıştım. Ne cüretle bu eve gelirsin? Sinan benim oğlum. Yıllarca ona zarar gelmesin diye sustum. Ondan uzak kaldım. Ama artık yeter. Zaman geçmiyor. Nasıl bir cehennemde yaşıyorum biliyor musun sen? Bana bunu anlatma. Onu başta düşünecektin. Şu an oğlundan ayrıysan senin seçimlerinin sonucu. Ben sadece anne olmak istedim. Ne kuzgunlar, ne de meclis umurumda değildi. Bunu anlamak bu kadar zor mu ha? Evladımdan ayrı bıraktınız beni. Onu korumanın tek yolu buydu, anlamıyor musun? Anlaşmaya uymak zorundasın. Yoksa ne? Ben Sinan olup gidiyorum. Saçmalama, burada bulunman bile onun için çok büyük tehlike. Ben Sinan'ın kılına zarar gelmesin diye yıllarca ondan uzak kaldım. Onu görmemeyi göze aldım. Ne oldu? Sinan şimdi tehlikede değil mi? Ne demek istiyorsun sen? Unutma Nevzat. Ben de eskiden kuzgunlardan biriydim. Hem de en iyilerinden. Ne olup bittiğinden haberim yok mu sanıyorsun? Sinan şimdi tehlikede değil mi? Madem tehlikede değil, neden onu kamptan kaçırmaya çalıştın? Hemen git buradan. Bırak kolumu. Gitmeyeceğim. Git diyorum. O burada. Kim? Celal. Celal mi? Evet. Seni burada görürse ne Sinan için ne de senin için iyi olmaz. Yaptığın anlaşmaya uy ve git. Senin ihanetin yüzünden yaşıyoruz bunları. Daha büyük bir felakete sebep olma. Neler oluyor Sinan? Yok bir şey hocam. Baban nerede? Her şey yolunda. Konuştum. İyi, tamam o zaman.